Gerçekte hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız Gartic 4 oynayacağız. Yanımızda Dora var, Ahmet var, pratik oyun var. Herkes yanımızda. Onun dışında Andaş kardeşlerimiz de var tabii ki arkadaşlar. Onlarla birlikte Gartic 4 oynayacağız. Oyunu bilmeyen kardeşlerimiz için şöyle anlatalım. İlk olarak bir kelime yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra o kelime başka bir arkadaşımıza gidiyor ve o çizmeye çalışıyor. Çizdikten sonra o çizim başka birine ulaşıyor ve diyor ki ulan burada ne demeye çalışmış deyip yazısını yazıyor ve böyle en sonunda çok komik bir diyalog ortaya çıkıyor. Zaten oynadıkça daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. O zaman daha fazla beklettirmeden güzel bir şekilde oyunumuz gelsin. Bu arada Gartic 4'un daha fazla gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, başla dedik. 3, 2, 1 ve güzel şekilde başladı. Şimdi arkadaşlar tabii ki ben güzel bir şekilde mikrofonumu falan kapatacağım. Çünkü oyunda biliyorsunuz kimsenin neyi çizdiğimizi, ne yapacağımızı bilmemesi gerekiyor. Şimdi ilk olarak yapmak istediğim şey şu. Rainbow Friends karakteri kanadıyla uçuyor. Heh, tamam yeter bu. Rainbow Friends karakteri kanadıyla uçuyor. Yani bunu yapılabilecek bir şey. Çok zor bir şey değil. Bakalım bunu yazdık. Birazdan arkadaşlarımız nasıl bir şekilde çizecekler? Onu da merak ediyorum. Bu arada bana ne gelecek onu da çizmeye çalışacağım ben. Yürümeye çalışan inek. Abi bu kadar zor. Yani ne kadar zor bir şey istediniz öyle ya. Neyse şimdi inek çizmek çok zor bir şey mi? Zor abi, inek çizmek zor bir şey. Şöyle bir şey yapalım. Bu da ineğimizin kafası olacak şekilde olsun abi. İneğimize şöyle benekler ekleyelim ki inek olduğu belli olsun bunun. Biliyorsunuz ineklerimizin şurada güzelce... Abi anlaşılmayacak. Vallahi hiçbir şey yok. Şu an anlamazlarsa ayıp yani şu. Bu da tamam. Güzel bir şekilde ayaklarını da çizelim. Şimdi tabii ki ineğimizin güzel bir şekilde boynuzlarını yapacağım. Biraz boynuzlar biraz garip oldu ama yani anlaşılır be abi. O kadar da kötü değil yani. Tamam şöyle ağız çizelim bir tane de. Güzel. Şuraya da bir çimenlik yapalım abi. Hoşluk olsun hayvana. Yürümeye çalışan inek. Yani daha ne olsun işte yürümeye çalışıyor. Bitti. Geldik. Burada ne anlatılmak isteniyor? Yangın var galiba. İtfaiye yangını durduruyor. Bence öyle. İtfaiye yangını durduruyor. Abi bence böyle yani. Ben bunu anladım. İnşallah doğrudur. Hadi geçelim bakalım diğer şey neymiş. Şimdi ortaya çıkacak abi belli olacak. Bekliyoruz. Hadi sıradaki gelsin. Sıradaki parça gelsin artık. Ve bir sonraki resme geçiyoruz. Masada pizza yemek. Güzel kolay bir konsept herhalde bu ya. Hızlı bir şekilde bir tane masa çizeceğiz. Şöyle ayaklar. Şöyle bir tane üçgen, üç boyutlu bir masa çizelim. Şu ortaya bir pizza yapalım. Pizzanın sucukları olur ya onları yapalım. Biraz da şöyle biber falan ekleyelim üstüne. Bir tane de mantar ekleyelim abi. Bir tane de adam yapalım yiyormuş gibi. Adamı tabii ki ağzı açık olacağı için yediği için şöyle olur. Gözü de şöyle olur. Heh. Evet güzel. Yani şu an bence anlaşılıyor abi. Bunu anlamayana ayıp yani. Ayıp derler. Hadi bakalım. Bir sonraki çizime yavaştan geçiyoruz arkadaşlarım. Orada daha da net bir şekilde belli olacak. Evet. Bu ne oğlum? Uçak mı bu? Uçak. Ağaç var arkada. Ağaca çarpan uçak mı abi? Bu ne? Ağaca çarpan... Uçak yani. Başka bir şey gelmedi aklıma. Ağaca çarpan uçak bu. İnşallah doğrudur. Şu uçağa benzettim. Şunlar da ağaç abi. Arasına düşmüş. Oradan tekrar kalkmayı beklediği günler var. İnşallah kalkar. Evet geçiyor arkadaşlar. Bakalım bir sonraki projemizde ne gerçekleşecek göreceğiz hep birlikte. Çam ağacı ama yılbaşı ağacına benzeyen. Aa güzel bak bu çok güzel ifade etmiş. Kim yazmışsa bunu tebrik ediyorum helal olsun. Çam ağacı ama yılbaşı ağacına benzeyen bir hali varmış. İlk olarak arkadaşlar şuraya şöyle bir yıldız çizelim. Yılbaşı ağaçlarının en tepesinde biliyorsunuz bir yıldız olur. Ondan sonra şöyle başlayalım ağacımızı yapmaya. Oğlum ağaç böyle mi yapılıyordu lan? Nasıldı lan? Çam ağacı yapamıyorum. İyice unutmuşum yemin ediyorum. Çam ağacı yapmaya. Şöyleydi düz eğri. Düz eğri. Şimdi hemen bunu da yeşile boyayalım abi. Şimdi etrafını da güzelce süslendirelim. En azından bunun çam ağacı olduğu ve etrafının böyle süslendiği falan belli oluyor. Kötü durmuyor. Tabii ki lütfen yorumlara yazın abi. Çizemedin de yazabilirsiniz. Yani çok da matah olmadı. İstediğim gibi olmadı ama kötü mü derseniz anlaşılıyor en azından. O kadar da adam öldürmez yani. Çok az bir süre kaldı arkadaşlar. Süre dolduktan sonra bir sonraki çizime geçeceğiz ya da artık finale geleceğiz. Evet finale geldik. Arkadaşlar neler yaptınız neler ettiniz iyi çizebildiniz mi?
Harikaydı, süperdi. Pratik harikaydı diyor. Doracığım sen ne düşünüyorsun? İyi miydi? İyi, iyiydi abi de benim çizimim çok iyi değil. Çizim iyi. Tamam Doracığım bakacağız birazdan göreceğiz. Ahmet sen neler yaptın kardeşim? İyi miydi? Abi güzeldi de ben bir tanesinde yanlışlıkla çizme yerini aklıma başka bir şey geldi düzenle dedim. Tam Y dedim yazacaktım şey bitti süre bitti. Hadi bakalım neler çıkmış birazdan bol bol gülmeye çalışacağız zaten. Onu amaçladık bakalım neler çıkmış ortaya. İlk olarak benden başlıyoruz arkadaşlar. Rainbow Friends karakteri kanadıyla uçuyor. Evet Rainbow Friends karakteri kanadıyla uçuyor demişim. Çilekli sütümüz kardeşimiz ne yapmış? Evet böyle melekimsi bir şey yapmış. Rainbow Friends karakteri değil zaten. Bu pratik ne yapmış? Ne anlamış acaba? Uçan sivrisinek. Evet uçan sivrisinek. Benziyor mu derseniz benziyor. Pratik haklı. Dora'ya bu nasıl gelmiş? Dora'cığım bu biraz bok böceği gibi olmuş ama. Canın sağ olsun kardeşim. Hiç sıkıntı değil. Ahmet'teyiz. Okla vurulmuştur şu. Ok... Benziyor lan okla vurulmuş turşu bu. Evet Ebru'ya bakalım. Evet Ebru da tabii ki okla vurulmuş turşuyu böyle çizecek. Ben Rainbow Friends karakteri beklerken arkadaşlar okla vurulmuş turşuya döndü bu iş ya. Nasıl yaptınız abi bunu? Her neyse bir sonraki bölüme geçelim bakalım. Ahmet ne demiş? Uçarak ağaçlara tırmanan Han Kanal. Uçarak ağaçlara tırmanan Han Kanal. Bakalım Ebru nasıl çizmiş bunu. Evet. Bu Han Kanal'a hiç benzeyen bir şey yok. Bir H harfi falan koysaydın kardeşim. Evet çilekli sütümüz ne Karhaman yazmış bunu? Karhaman ve ağaç. Evet. Karhaman ve ağaç. Kahraman ve ağaç demek istemiş. Bakalım pratik ne çizmiş. Kanka kahraman nerede pratik? Yıldızlar parlıyor görmüyor musun? Kanka kahraman yok. Her neyse evet olabilir tamam sıkıntı yok. İlk turun günahı olmaz arkadaşlar geldik Dora'ya. Çam ağacı ama yılbaşı ağacına benzeyen. Evet Dora böyle dediği için ben de bunu çizdim abi. Yani evet biraz önce uçarak ağaçlara tırmanan Han Kanal'dan çam ağacına kadar ilerlemişiz. Evet en azından ağaç kısmı doğru. Ona bir şey diyemiyorum. Evet bir sonraki bölüme geçelim. Bakalım Dora ne yazmış? Yürümeye çalışan inek. Yürümeye çalışan inek evet. Ben bunu çizmişim abi. İnşallah anlaşılmıştır. Bakalım en azından inek kısmı anlaşıldığına inanmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel ne? Çok güzel ne? Ya bu ne anlatıyor? Bu hikaye ne anlatıyor? Ya çok güzeli bu çocuk nasıl çizsin? Ebru'cum ya. Bu ne lan? Televizyon. Kardeşim nasıl televizyon bu? Gözünü seveyim. Ben de bilmiyorum. Evet, ben pratik oyun buna ne demiş? Koltuk. Hani televizyonda koltuk demiş işte pratik. Bence daha fazla benziyor koltuğa. Evet, geldik arkadaşlar sıra Ahmetciğime. Ahmet nasıl çizmiş koltuğu? Güzel. Kötü. Ahmet şu sağ taraftaki ne kardeşim? Abi televizyon. Televizyonun niye tacı var? Abi o taç değil o hani annelerimiz örtük var ya. Tamam anladım. Dantel yaptın. Güzel olmuş. Evet geldik pratik oyuna. Bakalım pratik oyun ne çizmemizi istemiş. Neye dönmüş ne olmuş bakalım. Olmuş mu ya? Eve hırsız girdi. Eve hırsız girdi. Güzel konu. Helal pratik. Ahmet nasıl çizmiş? Abi ben bunu çok yanlış anlamışım. Ahmet renklendirseydin ya oğlum bunu. İtfaiye yangını durduruyor. İtfaiye yangını durduruyor dedim. Evet. İtfaiye neresiyle yangını durdurmaya çalışıyor o anlaşılmamış ama umarım elindeki yangın söndürme borusudur. Başka bir şey değildir evet. Geldik çilekli sütümüze. İtfaiye yangın söndürüyor. Lan bunu nasıl anladın yangın olduğunu? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bu yangınmış abi tamam yangın söndürüyor. Evet geldik Dora'ya bakalım Dora ne yapmış. Tamam güzel. Dora. Ya bir şey söyleyeceğim adamın göbeği patlamış gibi bir görüntü var onu öyle ya. Su fışkırıyor kanka. Adamı sanki fışkıyı oturtmuşlar da orada göbeği nasıl çıkıyor gibi. Çok komik ya. Evet bir sonraki çizime bakalım. Çilekli sütümüz ne demiş? Cips asma çeken adam. O ne? Evet. Bunu nasıl çizdin Dora? Harbiden merak ediyorum. Güzel. Evet bir şey yedi belli ama. Bakalım Ahmet ne demiş?
Masada pizza yemek. Evet, masada pizza yemek demiş. Pizzaya daha çok benziyor. Aferin Ahmet. Evet, ben de bu şekilde bir şey çizdim. Masada pizza yiyen bir adam. Ebru ne demiş? Pizzanın yarısını bana da verir misin? Ya Ebru kendi duygularını yazıyor. Çok saçma. Oğlum Ebru normalde resmi gördüğü resmi anlatması gerekiyor. Bize pizzadan verir misin yazmış. Evet. Pratik. Vay kanka helal olsun. Gerçekten adam yarısını vermeye çalışıyor gibi bir görüntü yapmış. Helal olsun. Evet geldik Ebru'ya. Bakalım Ebru ne demiş abi? Ne yazmış? Ormanda korkmuş gergedanlar. Evet ormanda korkmuş gergedanlar. Bu ben ne çizdim acaba? Hiç alakasız bir şey. Hiç gergedan çizmedim. Çünkü bakalım ne olmuş. Evet. Çam ağaçları var. Bir de kedi gibi bir şey çizmiş pratik. Gergedanın yarısı yok. Ormanda yürüyüş yaparken yok oluyor. Sincap ormanda yürüyüş yaparken yok oluyor demiş Dora. Mantıklı. Gerçekten yok olmuş şurada ama kediye de benziyor. Sincap tamam kabuldür. Ahmet ne yapmış? He. Ahmet hangisi Sincap kardeşim? Ayıptır sorması. İşte. Şu ölmüş olan mı kardeşim? 24 ağaca çarpan uçak. Ben ağaca çarpan uçak. Uçağa benzettim bunu nedense. Evet. Devam edelim. Evet. Gerçekten çilekli sütünüz perfecto çizmiş. Yani böyle bir çizim hayatımda görmedim arkadaşlar. Ben inşallah bir daha da görmeyiz. Şimdi arkadaşlar yeni tura başlıyoruz. Daha deminki acemilikti. Bu turda herkesten iyi performans bekliyorum. Doracığım, Ahmetciğim, Pratikciğim herkes çok dikkat etsinler. Özellikle Ebru'yla çilekli sütünüzden çok büyük beklentilerim var. Özellikle Ebru'cum lütfen duygu düşüncelerini yazmamanı diliyorum senden. Gördüğün şeyleri tarif et bize. Evet bakalım arkadaşlar bir sonraki turda neler olacak. Yeni tura hep birlikte başlıyoruz. Bu defa çok çok tatlı bir şey soracağım ya. Ne soralım biliyor musunuz? Pratik oyun bombayı durduruyor. Çok mantıklı, çok basit bir şey. Pratik oyun çizeceksin. Elinde bir bomba. Belki bir çekiç bilmem ne kırıyormuş gibi bir görüntü. Bence yapılabilir. Hadi bakalım neler olacak? Neler bitecek? Birazdan daha iyi bir şekilde göreceğiz. Yani yapılabilecek mi yoksa yapılamayacak mı onu göreceğiz. Bakalım ilk turumuz geldi. Hogwarts'a gidip Harry'i görünce şok olan Ankaral. Çok güzel. Tamam bunu yaparım diye düşünüyorum. Tamam bir Harry Potter çizmek ne kadar zor olabilir ki? Evet ilk olarak Harry Potter'ımızı şöyle çizelim. Şimdi Harry Potter'ın belli olması lazım abi. Harry Potter'ın tabii ki belli başlı özellikleri var. Onu biliyorsunuz TEDAŞ çocuk olduğu için kafasındaki elektriği özellikle çizmemiz lazım abi. Şimdi bir tane gözlük. Harry Potter çizmek bayağı basit bir şey aslında. Anlatmak diyeyim, çizmek demeyeyim. Tabii ki çizmek hiç de kolay bir şey değil Harry Potter'ı. Evet inşallah Harry Potter'ı izleyen birine denk gelir ki Harry Potter olduğunu anlar abi bunun. Harry Potter'a benzetmeye iyice çalışıyorum ama olduğu kadar. Tamam bu böyle gitti. Çok anlaşılmıyor ama bu ne lan? Bu Han Kanal galiba. Han Kanal çimlerin arasından bakıyor. Han Kanal çimlerin arasından bakıyor. Bence bu abi bence bu. Hadi bakalım. Hayley şapkası var. Başka biri olacağını düşünmüyorum. Han Kanal çimlerin arasından bakıyor. Bunu doğru yaptığımı düşünüyorum. Hadi. Hadi bir sonrakine bir gelsin şöyle. Onu da bilelim bir. Şöyle havalı bir şekilde bitirelim bunu. Hadi. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi bu resmi açıklama sırası sende demiş. Tamam. Bakalım. Güzel bir şekilde çizebilecek mi acaba benden sonra gelen? Yağmur yağıyor. O çok basit. Çok güzel. Helal olsun. Şimdi hızlı bir şekilde hemen şurayı şöyle tekrar beyaza çevirelim. Alt kısım tabii ki yağmur yağdığı için şöyle ıslak ıslak olması lazım abi. Bunu çok belirgin yapalım. Kesin şimdi yağmurdan sel aktı işte bir şeyler oldu falan diye bir şeyler yazılacak. İnşallah anlatabilmişimdir derdimi. Şu aşağı sular birikmiş. Bu arada süre olarak da çok az kaldı. İki kişi bitirmiş anladığım kadarıyla. Ben de bitti dedim üçüncü olarak. Çünkü zaten her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Daha fazla abartmamıza gerek yok. Bu dakikalar. Bu da elma kurdu. Yeşil elmadaki tırtıl ikiye bölünmüş. Bence böyle bir şey ya. Yapılmak istenen o yani. Ona şey yapmak istiyorum. Hitafen bir şey yapmak istiyorum. Bitti dedim. Evet. Yeşil elmadaki tırtıl ikiye bölünmüş. Şimdi elma var ortada bir tane. İki tane kafalı böyle bir şey var. Herhalde tırtılı ikiye bölmüş falan tarz bir şey.
Evet. Bilgisayara bakan ayı. Oo. Bu zor lan. Tamam, bir tane bilgisayar çizerek başlayalım abi. Önce bir masa çizelim. Bilgisayar masası. Şöyle bir şey. Şimdi üzerine bir tane laptop koyalım abi bunun. Buna bir tane ayı lazım abi. Ayıyı tabii ki normal ayı renginde yapmaya çalışacağız. Şöyle bir tane ayıcık ekleyelim. Gözleri de siyah olsun. Çok tatlı. Evet. Gözlerini beyazlaştıralım şu iç kısmını. Baktığı yeri de gösterelim. Ayı sonuçta bilgisayara doğru baktığını söylediği için. Evet, şöyle yapalım. Şöyle siyahtan düğmelerini de yapalım abi. Oh, çok güzel oldu be. Vallahi harika oldu. Geldik arkadaşlar. Şimdi artık Discord'ta da sesimizi güzelce açtık. Ve beni duyuyor değil mi herkes? Evet. Tamam abi, o zaman şimdi gülme kısmına geldik. Seslendirmeli başlangıçta her şey açık. Bakalım ben ne demişim, neye dönmüş? Pratik oyun bombayı durduruyor. Pratik oyun bombayı durduruyor. Konumuz bu. Bakalım Dora nasıl çizmiş. Evet. Benziyor. Ya anlaşılır diye düşünüyorum. Keşke ucunu da yaksaydın Dora ama kötü değil. Ahmet ne demiş buna? Taştan kılıcı çıkarmaya çalışan pratik oyun. Doğru lan. Taştan gerçekten kılıç çıkartmaya çalışıyor gibi. Evet, geldik pratik oyuna. Pratik oyun ne demiş buna? Ha, nasıl çizmiş? Oo, pratik çok güzel çizmişsin lan. Ya, bu kadar. Vallahi güzel. Helal olsun. Bakalım Ebru ne demiş? Çok iyi. Çok güzel. Harika. Cin biçen insan. Evet, cin biçen insan demiş. Yani hadi öyle olmuş olsun. Bakalım. Evet, çilekli sütümüz gerçekten sadece bir karalayıp geçmiş. Geldik Ahmet'e. Ahmet ne demiş? Düğünde erik dallı şarkısıyla erik yiyen insanlar. Oo, Ahmet nasıl bir zorluktur bu? Düğünde erik dallı şarkısıyla erik yiyen insanları çizmemizi istemiş. Hadi bakalım. Oo, pratik. Kanka müzik işareti de yapsaydın keşke. Her elmayı neyse. Bölüşen teknoloji ikizleri. Elmayı... Harbiden birebir aynalar. Elmayı bölüşen tek yumurta ikizleri, gerçekten öyle. Peki çilekli sütümüz nasıl çizmiş? Evet abi, benim bundan anladığım ve bayağı bir yorumlamaya çalıştığım şey neydi? Yeşil elmadaki tırtıl ikiye bölünmüş. Evet, yeşil elmadaki tırtıl ikiye bölünmüş. Ebru yine büyük ihtimalle bir karalama geliyor. Bu ne? Bir şey var ama yok anlamaya yani. Anlamaya çalışıyoruz. Aynen, anlamayı zorluyorum kendimi ama olmuyor. Evet, geldik Doracığıma. Bakalım Doracığım ne demiş? Ne istemiş, neye dönmüş? Çatıda horon tepen ayı. Çatıda horon tepen ayı. Bakalım neye dönmüş? Evet. Çatıya benziyor gibi. Ayı ama tam horon tepiyor da gibi bir görüntüsü var. Evet, pratik ne demiş buna? Masada oturan ayı. Masada oturan ayı. Tamam, güzel. Evet, burada masada oturmuş. Bilgisayar muhabbeti buradan geliyor demek ki. Bilgisayara bakan ayı. Evet, bilgisayara bakan ayı demiş Ahmet. Ben de bilgisayara bakan ayıyı bu evet, şekilde. Süper. Evet, bu güzel olmuş. Ayıyı herkes bilmiş. En sonunda ayı daha bir klas oluyor ama sıkıntı yok. Gitgide güzelleşmiş. Evet, geldik pratik oyuna. Hava saldırısı. Hava saldırısı. Vay, kolay bir konu. Bir tane uçak, mermiler düşecek falan. Çok zor bir şey yok bence. Hadi bakalım neler yapılmış. Evet. Aa. Oğlum. Lan oğlum, çok yanlış anlaşılmış. Bu yağmura dönmüş. Ana. Evet. Yağmur yağıyor. Yağmur ya. Tamam, doğru. Yağmur yağıyor bildiğin. Hava saldırısı dediği. Ben böyle çizdim. Peki benden sonraki ne anlamış acaba? Bakıyoruz Doracığım. Yağmur yağmış, sel olmuş. Evet ya, ben bunu videoda da söylemiştim. Kesinlikle yağmur yağdı, seller aktı falan denilecek demiştim. Denilmiş. Evet. Ahmetciğim de bu şekilde bir gösteri yapmış. Ahmetciğim, bulutun şekline bayıldım bu arada, böyle. Şöyle bir hareket yapmış. Evet arkadaşlar, geldik. Çilekli sütümüze bakalım ne istemiş. Hogwarts'a gidip Harry'i görünce şok olan Han Kanal. Evet, Hogwarts'a gidip Harry'i görünce şok olan Han Kanal. Bu bana gelmişti, ben çizmiştim. Bakalım nasıl yapmışım. Evet, bir Harry Potter. Han Kanal'ın mavi ve
beyaz saçını yapayım derken böyle bir şey oldu. İnşallah anlaşılmıştır. Hangi kanal Harry Potter görüyor? Evet, doğru. Doğru, Ebru doğru bilmiş. Bakalım bu sonuna kadar doğru mu gelecek? Ahmet. Ahmet, ya Harry Potter rokete mi bindi oğlum, bu ne? Pratik buna ne dedi abi? Yoruma lütfen yazın. Pratik buna ne demiş olabilir? Cadı süpürge ile uçuyor zombi. Haklı. Cadı süpürge ile uçuyor zombi. Adam zombi. Zomb. Zombi dedi, zomb. Evet, geldik de oraya. Çocuk da böyle çizer abi. Ne güzel gel. Ahmet bu ne ya? İşte. İçimi kararttın ya. Tamam, devam edelim. Bakalım son çizimimiz. Bugünün son çizimi olacak. Ebru'cum bakalım neler şey yapmış. Evet, ilk olarak. Çalıların arasında saklanan dedektif. Çalıların arasında saklanan dedektif demiş. Evet, ben burada H harfini görünce dedektif gelmedi aklıma. Han kanal geldi doğal olarak abi. Han kanal çimlerin arasından bakıyor. Han kanal çimlerin arasından bakıyor dedim. Evet, Doracığım böyle bir şey yapmış. Bakalım çilekli sütümüz ne demiş? Çimende saklanan pratik oyun. Çimen, evet, Han kanal pratik oyuna döndü. Bakalım başka ne oluyor? Evet, pratik oyunda kendini bu şekilde çizmiş. Gördüğünüz gibi çalıların arasında saklanan dedektif. Yani pratik ya oyuna döndü. Bayağı evet. Bir değişti. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir oyundu. Gelip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor Gartic.io. Gartic.io dedim. Gartic Fon. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Lütfen beğeniyorsanız arkadaşlar bol bol like atıp bizlere destek vermeyi, kanallarımıza da lütfen 2 saniye izleyip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.